Selam arkadaşlar, Yüseser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yüseser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer hüzünlü bir video benim için. Çünkü neden? Arabamın içinden yaptığım son video bu. Ayrılma vakti geldi. Şimdi temizliğini yapacağım. Biliyorsunuz yoldan geldim. Türkiye'den getirdim arabayı. Şimdi güzelce temizliğini yapacağım. Ondan sonra arabadan, yani arabayla ilgili ilişkimizi keseceğiz. Araba gidiyor arkadaşlar. Çok güzel maceralarımız oldu. Çok güzel kamp videolarımız oldu. Geçmiş olan zamanlardaki videolarda bunları görebilirsiniz. Bu arabayla ben aşağı yukarı bir 100 bin kilometrenin üzerinde yol yaptım. 4 sene içinde arkadaşlar. 4,5 sene içerisinde. Çok keyifliydi. Yani İsviçre'ye gittim. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye 3 kere gittim geldim bu arabayla. İsviçre'ye 40 kere falan gittim geldim. Yunanistan'a gittim. İşte en son gelişimde nerelerden geçtim? Bulgaristan'dan geçtim. Hırvatistan'dan geçtim, Sırbistan'dan geçtim, Slovenya'dan, Avusturya'dan ve Almanya'ya geldim. Onun dışında ben bu arabayı Berlin'den almıştım. Berlin'den aldığımda anlamıştım zaten bayağı gezeceğimi. Yani dediğim gibi çok güzel anılarım var. Çok güzel yol yapmışlığım var bu arabayla. Maceradan maceraya koştuk fakat ayrılma vakti geldi. Ya arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş temizliğimizi yapalım. Aslında yıkama istasyonuna gidecektim. Dedim gerek yok, evini oraya çekeyim. Yarın alır arabayı alacaklar çünkü. Hem son bıcı bıcısını burada yapsın. Hem de biraz vakit geçireyim istedim. Üzülüyorum be. İsterseniz videomuza geçelim. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Demeden önce diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edin. Hadi şimdi video zamanı. Abi arabanın içi felaket. Yol yaptık ya. Yani şöyle çevireyim size. En basitinden şuradan başlayalım. Şöyle bir saniye. Bir sürü ıvır zıvır, şunların hepsini çöpe atmam lazım. Öbür tarafa bakalım. Abi arabada yok yok ya. Bakar mısınız? Bunlar gelirken almıştım. Ayran var, takaçlar var, içecek var. Uf 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 uf. Yani araba bildiğiniz bir çöp yuvasına dönüştü. Nedense Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'den gelirken hep böyle oluyor. Aha ayran içer misiniz? Abi fena fena pislik içinde araba ya. Su, kardele. Reklam yapıyorum. Ha şu Vignette'i de çıkartalım. Demin gelirken aldım bir tane Desperado içeceğim şimdi. Hem temizlik yapacağım hem Desperado içeceğim. Kağıt havlu lazım olur. Camları sileceğim. Şunlar lazım. Benim ufak yeğenimin gözlüğü kalmış. Daha doğrusu şöyle kalmış. Yola çıktığımda simitler vardı arabada, poşet. Onu açtım. Simit yiyeceğim. Elimi bir attım, gözlük çıktı. Neyse bunlar geri gidecek. Şunları alalım. Buradan çakmaklığımızı alalım. Şunu alalım. Kamera şeyimizi alalım. Sonra devam. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Burada çöpler ayrı ayrı atılıyor. Çünkü neden? Plastik ayrı. Normal yemek çöpü ayrı. Bir de kağıt ayrı. Bunlar genelde plastik olduğu için bunlar gel bezak dedikleri, yani sarı torba dedikleri torbalara konuluyor. Ondan sonra çöpe atılıyor. Evet arabamızı boşalttık. Şu paspasları bir çıkartalım. Şunları arka bir çıkartalım. Gelin gelin abi. Türkiye'ye arabayla tatile gidiyorsanız, arabanın içi böyle çocukla gidiyorsanız kum olur. İşte bakın. Tadella madella her şey çıkabilir içinden. Buralarda nelerimiz var? Gene aynı. Tadellalar, çikolatalar. Paspasımızı alalım. Ne bunlar ya? Abi bak bak size bir şey göstereceğim. Araba örümcek ağı bağlamış abi. Görüyorsunuz değil mi? Olacak iş değil ya. Neyse zaten çok çok fazla derin temizlik yapmayacağım. Sadece hani biraz güzel görünsün. O kadar. Yanılarım var bu arabada benim. Anlatamam çünkü anlatılmayacak şeyler var. Ay güzeldi ama. Güzel maceralarımız oldu bu canavarla. Hadi bakalım şimdi elektrik süpürgesini alalım. Güzelce bir elektrik süpürgesi yapalım. Şimdi elektrik süpürgesini yapalım. Bu benim normal işte kullandığım. Şöyle. Çıktığı kadar çıktı. Dediğim gibi fazla çok çok temizlik yapmayacağım abi. Sadece biraz parlatacağım. Hani güzel mi güzel. Uğraşamam.
Evet arkadaşlar, şimdi toz moz ama yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi çok fazla temizlik yapmayacağım. Hemen şu deri besleyici var. Aslında bu ne için biliyor musunuz? At eğerleri oluyor ya, eğerleri silmek, işte çatlamasını önlenmek için kullanılan bir şey. Ama tabii ben bunu şimdi araba için kullanacağım. Bakın şöyle görünüyor mu? Bak, görüyorsunuz değil mi aradaki farkı? Hem tozunu alsın hem de biraz parlak olsun hem de güzel görünsün. Amaç o. Yani ben bunu tırnıçkadan kukayla olsun diye yapmıyorum. Bunu hep yapıyorum. Bu arabayı ben kendim kullanırken de hep bunu sürüyordum. Çatlamayı önlesin diye deri. Vallahi mis gibi oldu yine. Daha önce tek fark, daha önceden ben bunu yaparken önce güzel torpido silicilerle siliyordum. Ondan sonra güzel mi güzel temizliğini yapıyordum. Ondan sonra bunu siliyordum. Tabi o da benim aşağı yukarı, bu arabanın sırf iç temizliği benim aşağı yukarı 6-7 saatim oluyordu. Ama incini cincini her yerini yapıyordum. Pırıl pırıl. Ama şimdi artık alan yapsın. Bak bu taraf olmuş hali. Bu taraf görüyorsunuz olmamış hali. Yani bayağı fark ediyor arkadaşlar. Tabi bunu kullanırken ilaç sürer şey eldiven kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü elleriniz yapış yapış oluyor görmüş olduğunuz gibi. Hoppala, ay. Ulan kendimiz basıyoruz, kendimiz korkuyoruz. Yok böyle bir şey ya. Şimdi aradaki farkı görebilmeniz için yaparken göstereyim size. Bakın şimdi. Kapıyı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şundan birazcık daha alalım. Şöyle. Valla simsiyah yapıyor. Bunu ev sahibimle konuşayım da nereden almış öğreneyim. Ben de alacağım ondan. Gerçi onun da ben hep kullanıyorum. Ama bitmeden yeniden sipariş vereyim. Kendime de alayım. Çok istedim. Evet arkadaşlar, şimdi koltukları yapıyorum. Koltuklar da batık. Hep çocukların ayak izleri görüyorsunuz. Bu acayip bir şey. Hemen simsiyah yapıyor. Hem deriyi besliyor. Hem de simsiyah yapıyor. Ama bir gün üzerine oturmamak gerekiyor ki ilacı, yani kremini iyice çeksin. Yoksa elbiseniz melbiseniz batar. Vallahi öyle batar. Güzel. Evet arkadaşlar, kaldı son benim arka koltuk, onu da siliyorum. Diyorum ya, normalde bu araba benim temizliği 5-6 saatime oluyor. Ama şimdi dediğim gibi yapasım yok fazla. Yol arkadaşıydı bana. Ama şimdi veda zamanı geldi. Evet, şimdi arkadaşlar dışını yıkamaya başlayalım. Şöyle koyalım yine. Önce içi. Şimdi araba yıkayanlar diyecek ki, araba yıkama işi yapanlar diyecek ki, ulan öyle araba mı yıkanır? Ben de biliyorum böyle araba yıkanmayacağını ama dediğim gibi fazla uğraşmak istemiyorum. Sadece kaba pisliğini alıyorum. Evet arkadaşlar, temizliğimiz bitti. Görüyorsunuz. Pırıl pırıl oldu. Tamam, gene hani dört dörtlük bir şey değil. Siz söyleyin, bir temizlik değil. Aşağı yukarı bir saat kadar uğraştım. Güzel temizlendi. Bu arada plakayı unutmayın. Şöyle çevireyim. Bu plaka özel. Bu plakayı alabilmek için ben 4 sene bekledim. Hani anlayacağınız, 4 sene ben araç sahibi olamadım. Sırf bu plakayı alabilmek için. Doluydu. Başkasındaydı. Sonra buldum. Hemen plakayı rezerve yaptırdım. Yani rezervasyon yaptırdım. Uçlarda nasıl ötüyor mübarek. İşte sabahları ben hep böyle kalkıyorum. Artık şans mı diyelim yoksa neyse. Dediğim gibi plakayı buldum. Ondan sonra hemen gittim, bu arabayı satın aldım. Şimdi veda zamanı. Şöyle bir göstereyim size. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. 2008 Range Rover Sport, yani 2.7. Güzel bir araç. Yakıtı çok iyi. Hemen şöyle iç temizliğini göstereyim. Baksanıza, canavar gibi oldu. Hani tam istediğim gibi değil ama en azından bir albenisi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tertemiz tertemiz. Her yerine cirlop gibi yaptım. Allah, cirlop gibi oldu baksanıza. Oh mis mis mis. Paspaslar da bak. O ilaç çok işe yarıyor arkadaşlar. Her şeyini kapatıyor. Görüyorsunuz. Bagajımızı da açalım. Valla tertemiz oldu. Şunu da kapatalım şöyle. Evet. Taraflara bakalım. Hani son kontrolleri yapalım. Var mı bir şey? Yok. Biraz kapılar ıslandı ama olsun. Sadece camlar kaldı. Evet. Tertemiz oldu. Sadece camlar kaldı. Onları da yarın yaparım artık. Evet arkadaşlar, aracı satıyorum. Araç elimden çıkıyor. Artık veda vakti geldi. Yani kahrımı çekti. Güzel yolculuklar yaptık. Demin de yani başta açılışı söylediğim gibi. Ama artık veda vakti geldi.
canavardan ayrılıyoruz. Satma sebeplerimden bir tanesi fazla masraf çıkarmaya başladı artık. Ben bu arabayı hani osu busu 11.500 euroya geldi bu araba bana. Fakat bir o kadar da masraf yaptım arkadaşlar. Yani anlamsız. Sigorta ve vergileri ağır. Ya ağır değil aslında da hani aylık sigorta ve vergisi bana 200 euroya denk geliyor. Yani çok büyük bir para değil yani böyle bir araç için. Yakıtı çok uygun. Yani demek istediğim şey şu. Elinden çıkarmamın nedenlerinden en önemli sebebi masraf çok çıkarmaya başladı. Artık yeter. Şimdi şöyle çevireyim kamerayı. Ortada kızım duruyor. Görüyorsunuz. Şöyle son bir ikisinin beraber bir görüntüsünü alayım. Bir de fotoğraf çekelim. Güzel. Arkadaşlar kızımı da biliyorsunuz Türkiye'ye getiriyorum. Bir önceki videolarımda söylemiştim karavana çevireceğim arabayı. Ama yapılması gerekenler var. Onu da zırh kaplatacağım. Normal boya yapmayacağım. Zaten rengi değişecek de. Zırh diye bir şey çıkmış. Çok hoşuma gitti. Ama öyle alacalı bulacalı değil. Mat siyah olacak. Neyse onunla ilgili daha sonra konuşuruz. Dediğim gibi arkadaşlar canavarla ayrılık vakti geldi. Artık o yeni yol arkadaşımla devam edecek. Ben de dediğim gibi yılbaşına kadar falan bir araba almam herhalde. Kendimi yani özel bir araba. Ondan sonrasında bakacağım. Gene bilmiyorum Jeep olacak ama hangi model şey hangi marka olacak onu bilmiyorum ama Jeep alacağım. Ama yapacak bir şey yok. Her başın olduğu gibi bir de sonu var değil mi arkadaşlar? Neyse fazla duygusallığa gerek yok. Benim sizlere tek tavsiyem araba alıyorsanız ya da herhangi bir şey alıyorsanız sakın duygusal bağ kurmayın. Yoksa ayrılması gerçekten çok zor oluyor. Ve ben bir daha tövbe. Tövbeler tövbesi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli izlemişsinizdir, keyif almışsınızdır. Videomu burada sonlandırıyorum. Videomu sonlandırmadan önce diğer sosyal medya hesaplarımı da muhakkak takip edin. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Demeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mua.